Ruh ve bedeni terbiye eden açlık bizim dinimize ve kültürümüze de oruç biliyorsunuz son derece uygun. Şimdi yukarıya bir oynatma listesi bırakıyorum. Hem aralıklı oruç hem otopoji hem ketojenik diyetle ilgili bütün videolarımı görebilirsiniz. Ben mümkün olduğu kadar yeni yazılar okuyunca bunları da güncelliyorum. Bir kere işin temeli zaman kısıtlı beslenme. Hani arkadaşlarınız vardır ya, onlar böyle üç oyun yerler, fena da yemezler aslında ama arada başka bir şey yemezler ve kilolarını kontrol ederler, hatta kilo verirler. Bakın günümüzde insanı 14,5 saat yemek yiyor, 9,5 saat uyku. Çoğu da uyku bu sürenin Geri kalanda da bir buçuk iki saatte belki yemek yiyoruz değil mi? İşin ilginç tarafı da bu. Ve tabii ki en önemlisi biyolojik saatimiz bozulmuş durumda. Güne ışığına göre ayarlanmış olan biyolojik saatimizi belki siz şu anda cep telefonuyla gece karanlıkta izliyorsunuz. Ve o beyaz ışık size gündüz sinyali gönderiyor beyne ve bütün saatiniz bozuluyor. Aman dikkat edelim. Şimdi bu tiplerin içerisinde size özellikle altını çizmek istediğim 4 numara var. Gün aşırı açlık biliyorsunuz bir gün aç bir gün tok. 5-2, 2 gün aç, 5 gün yemek. Bir de 16-8 en yaygın olarak kullanılır. Ama bir tanesi daha var. O da 14'e 10. Bir de 5 2'nin yanında başka bir şey daha var. 5 numarada görüyorsunuz. Haftada bir gün açlık 6'ya 1. Fakat özellikle ben size yeni şeyler söylemek istiyorum. Burada bakın günde 2 gün sabah 06-10, öğlen 12-16 arası. Yani bir sabah kahvaltısı Artı erken akşam yemeği diye bunu formülüze edebiliriz. Ve bunun uygulanmasının daha kolay olduğunu düşünüyorum. Ben bir kere her şeyden evvel bunu adım adım yapacaksınız. Önce 3 öğün aralarda yemek yok. Sonra iki öğün sabah kahvaltısı yok. Ya da B2 dediğimiz yöntem veya birleşmiş sabah kahvaltısı erken öğlen yemeği ve erken akşam yemeği. Ve en sonda da tek yöne geçebilirsiniz. Şimdi burada çok dikkatli bir konu var. O da şu. Biyolojik saatimizle ilgili olarak günde tek yönünü nerede, ne zaman yapacağız onu belirlememiz gerekiyor. İdeali gün batımından önce biliyorsunuz. Çünkü normalde birazdan göstereceğim kortizol sekresyonlarımız buna dahil oluyor. Ama sosyal nedenlerden dolayı bunu yapmak zor. 17-19 ideal. En son ise süper çözüm bu. Saat 16'da son yemeğinizi yedikten sonra başka hiçbir şey yememeniz. Bakın Kortizol salgısı bu. Aslında insülin ve glikoz salgısı da buna paralel. Bakın 19'dan sonra vücut tamamıyla istirahat moduna geçiyor. Ve ondan sonra da işler karışıyor. İstirahat modunda asla ve asla yemek yememeniz gerekiyor. Şimdi açlık ve ketojenik diyet şeker stokları tükenince yağ dokusu yıkımı ve keton cisimcikleri oluşuyor. Keton cisimciklerine meraklıysanız benim bir tıbbi dersim var. Merak ederseniz onu da bakabilirsiniz. Aralıklı oruç mekanizmalarındaki teorilerden bir tanesi oksidatif stres teorisi. Kabaca mitokondrikli enerji üretimiyle beraber zararlı maddenin üretimi azalıyor. Niye? Çünkü kapasite azalmış oluyor. Diğeri ise üzerinde durduğumuz biyolojik saat metabolizmamız tamamıyla kendini biyolojik saatine göre ayarlıyor. Daha verimli çalışıyor. Son olarak da aralıklı oruç, açlık ve ketozis ve sonucunda da kolesterol düzeylerinde düzelme görülüyor. Bir kere her şeyde ben kan şeker kontrolü daha uygun ama bakın şeker hastaları mutlaka doktorunuza danışın çünkü hipoglisemi şeker düşüklüğü çok tehlikeli. İnsülin duyarlılığını arttırıyor, hemoglobin A1C düşüyor, LDL düşüyor, HDL'de hafif yükseliş var. Yük tansiyonda bir puan düşür, kilo ve yağ kaybı. Ve 8-12 haftada %9-10 civarında kilo verebilirsiniz ama yağ kaybı %2 civarında. Dolayısıyla o daha uzun sürede meydana geliyor. Sonuçta metabolizma daha düşük kapasite ve savunma amaçlı ve daha verimli çalışıyor. Ve aşağı ile tamir mekanizmaları da otofoji devreye giriyor. Otofoji videomu izleyebilirsiniz. İlginç konular var. Son olarak aç kalan uzun yaşar. Gerçekten az yiyen uzun yaşar desek daha doğru olur. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalınız.